YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ağızda kum gibi dağılan gerçekten çok ama çok lezzetli, susamlı, cevizli harika bir kurabiye tarifini hazırladım. Eminim denediğiniz zaman sizler de çok memnun kalacaksınız. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Kurabiyemizin hamuru için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı veya margarini yoğurma kabının içine alalım. Ve hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı nişasta, mısır veya buğday nişastası hiç fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya, onu da ekliyorum. Şöyle bir tutam tuz ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı da üzüm sirkesi ilave ediyorum. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve bu malzemeleri elimle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Ardından yavaş yavaş un ilave edeceğim. Kullandığınız tereyağı veya margarini mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin. Bu şekilde işiniz çok daha kolay olacaktır. Yeterince karıştırdığım malzemelerin üzerine önceden elediğim unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Hepsini tek seferde eklemeyelim. Çünkü unun kalitesine göre o miktar değişiklik gösterebilir. Ve bir pakette kabartma tuzunu ilave ediyorum. Ve hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan çok güzel bir dokusu var. Şöyle göstereyim bakın. Pürüzsüz inanılmaz güzel bir dokusu var hamurumuzun. Bu aşamada 1 çay bardağı susam, 1 çay bardağı da ceviz ilave ediyorum içine. Dilerseniz kavrulmuş susam da koyabilirsiniz hamurunuzun içine. Şöyle tekrardan hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 2 su bardağı artı silme 1 yemek kaşığı un kullandım. Tabi her zaman bütün tariflerimde belirttiğim gibi unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden ununuzu kontrollü yavaş yavaş eklemenizde fayda var. Hamurumu şöyle güzelce karıştırıp ceviz ve susamları iyice yediriyorum. Hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp ilk önce elimle yuvarlıyorum. Ardından şu şekilde biraz uzatarak kurabiyemin şeklini veriyorum. Tabi sizler dilediğiniz gibi kurabiyelerinizin şeklini verebilirsiniz. Daha sonra şu şekilde masanın üzerine alıyorum. Hemen bir tane daha göstereyim sizlere. Ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp ilk önce elimle yuvarlıyorum. Ardından bu şekilde hafif uzatarak masanın üzerine alıyorum. Bütün kurabiyelerime aynı işlemi uygulayarak yapmaya devam ediyorum. Bütün kurabiyelerime şekil verip bitirdim. Hemen ardından şöyle çatalla kurabiyemin üzerine bastırarak çizikler oluşturuyorum. Kurabiyelerimin şu uç kısmına çatalı bastırmıyorum. Piştikten sonra çikolataya batırmak istiyorum. Kurabiyelerimin hepsini çatalı bastırarak şeklini tamamlıyorum. Tabi dilerseniz daha değişik şekillerde verebilirsiniz kurabiyelerinize. Kurabiyelerimin hepsine şekil verdikten sonra hemen yağlı kağıt serilmiş tepsinin içerisine alıyorum. Bakın şekli de oldukça güzel oldular. Tabi dediğim gibi kurabiyelerinize dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Toplamda 24 adet kurabiye çıktı. Bayağı bereketli bir kurabiye hamuru ve gerçekten de çok lezzetli oluyor. Daha önce de denemiştim. Mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü kurabiyelerimizin gerçekten çok güzel bir lezzeti var. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp emoji veya küçük bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Böylece tarifimin birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olup yan taraftaki zil işaretine basabilirsiniz. Bu sayede paylaştığım bütün tariflerden anında haberdar olabilirsiniz.
Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırında pembeleşinceye kadar pişireceğim. Tabii fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü pişirmemizde fayda var. Kurabiyelerimi yaklaşık 15 dakika önce fırından çıkartıp soğumaya bıraktım. Hemen bir tanesini de yakından göstereyim sizlere. Çok fazla değil, hafif pembeleşinceye kadar pişirdim kurabiyelerimi. Ve ayrıca 110 gram sütlü ve bitter çikolatayı da ben Mario sütlü erittim. Kurabiyelerimi şu uç kısmını çikolatanın içine batırıyorum. Şöyle tepsiyi biraz kenara alıyorum. Ve kurabiyelerimi bu şekilde sadece uçlarını ben Mario sütlü eritmiş olduğum çikolataya batırarak yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Aynı şekilde bütün kurabiyelerimi çikolataya batırarak yağlı kağıt serilmiş tepsinin içerisine alıyorum. Bu şekilde 10 dakika buzdolabında dinlendirip çikolatanın katılaşmasını sağlayacağım. Dilerseniz kurabiyelerinizi sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi, eminim favori tarifleriniz arasında yer alacaktır. Ben daha da lezzetlendirmek için bu şekilde çikolatayla süslemek istedim. Bakın. Gayet şık ve çok tatlı, çok da lezzetli bir kurabiye. Çikolatanın donması için kurabiyelerimi bu şekilde 10 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Kurabiyelerimi yaklaşık 10 dakika buzdolabında dinlendirdim. Çok fazla dinlendirmemize gerek yok. Çikolatası hemen donuyor zaten. Ve hiçbir şekilde de yağlı kağıda yapışma olmuyor. Bakın şöyle göstereyim yakından da. Gayet güzel bir şekilde donmuş. Ve hemen kurabiyelerimin doku testine de geçmek istiyorum. Ne kadar kıyır kıyır ve güzel piştiğini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Bakın altı ve üstü çok güzel bir şekilde pembeleşip pişmiş. Şöyle ikiye ayırarak kıyırlığını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın gerçekten kıyır kıyır inanılmaz lezzetli bir kurabiye tarifi. Şöyle de göstermek istiyorum. Çünkü kafanızda herhangi bir soru işareti kalsın istemiyorum. Bakın kum gibi dağılıyor kurabiyemiz. İnanılmaz lezzetli bir kurabiye. Eminim denediğiniz zaman sizler de bu tariften çok ama çok memnun kalacaksınız. Ve mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir kurabiye tarifi. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet, şifa olsun inşallah. Denediğiniz zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.